Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelinim Bölüm 21 Final. Kocaman yatağa sığmıyordu Zerya. O kadar büyük umutlar, hayaller ile doluydu ki zamanında yüreği, onların acısından şimdi nefes almakta zorlanıyordu. Biliyordu ki onun da sınavı buydu. Fakat isyan etmemek o kadar zordu ki, yüreği böylesine feryat içindeyken. O kendini tutmak istedikçe durmayan gözyaşları, aklına geldikçe yüreğini birkaç parçaya daha bölen yavrusunun anıları uyku uyutmaz olmuştu. Kan çanağına dönmüştü gözleri fakat yine de kapanmıyordu. Yüreğindeki yük o kadar fazlaydı ki her an altında kalıyor, her an daha da dibe batıyordu. Ne yapacağını, nasıl iyileşeceğini bilmiyordu. Nasıl çare bulacaktı bu acıya, kimin kapısına gidecekti bilmiyordu. Kaybolmuştu ve yardım edeni yoktu. İstanbul'dan ne zaman döneceklerini bilmiyordu. Abisi Süheyl dönmüştü fakat Civan ve Azat hala yanlarındaydı. Kapının açılıp kapanma sesini işittiğinde korktu. Fakat kokusu burnuna iliştiği gibi içini huzur dolduğunu hissettiğinde gelenin kim olduğunu biliyordu. Birisi kalkmaması gereken hasta yatağından kalkmışa benziyordu. Hastanede kalmayacağını çok net bir dille söyleyen Viyan için İstanbul'da bir ev tutulmuş, üstünü onun için özel olarak ayarlanmış ve Viyan Ağa hastaneden buraya taşınmıştı. Tüm işler ile Civan ve Süheyl ilgilendiği için de yorulmamıştı Zerya. Vücudunun dinlenmesi gerektiğini biliyordu. Fazlasıyla yorgun düştüğünü bildiği gibi. Yatak örtüsünü kalktığını hissettikten saniyeler sonra bedenin sıcaklığı ile sarmalandı. Ardından Viyan Ağa onun kollarının arasına aldı. Yüreğine dolan hissiyatlarla birlikte gözleri dolan Zerya şu an tekrar yaşayabilmek için Allah'a şükretti. Ya Viyan'ı da kaybetseydi? İşte o zaman ne yapacağını bilmiyordu. Rabbim yanına aldı evladımızı Zerdali diye fısıldayan adamın çatallaşan sesinden kederin miktarını sezebildi Zerya. Yıkıldığını biliyordu. Bu yüzden daha çok sığınıyordu Allah'a. Veren de o, alan da. Biliyorum Viyan, çok iyi biliyorum diye konuşan Zerya'nın sesi kırıktı. Bir bildiği vardı elbet Allah'ın. Elbet. Elbet bir bildiği vardı. Seni benim ömrüme yazan Rabbimin yine bir bildiği vardır. Vardır elbet, vardır. Gözünden akan bir katre yaşın yüzünden kayışını hissetti Zerya. Derdi veren Allah, dermanı da verirdi elbet. Onlara sabredip dua etmek düşerdi, biliyorlardı. Hem bir kere aldı diye hep alacak değil ya Zerdali. İleride bir gün bizim de olur bir çocuğumuz. Biz şu durumu atlatalım da bir, hem daha sulh içinde büyütürüz evladımızı. Zamanın bedenlerinde açtıkları yaralardan gocunmamışlardı hiçbir zaman. Maddi zarar hiçbirini korkutmamış veya incitmemişti. Daima önlerine bakmasını bilmişlerdi. Fakat öyle derin manevi yaralar vardı ki bu dört gencin ruhlarına çalmış karalar tünelin sonundaki ışıktan gitgide uzaklaştırmıştı adeta onları. Ardı arkası kesilmemiş imtihanlar, sıra sıra gelen hiyanetler ve en beklenmedik anda yaşadıkları saldırı ile allak bullak olmanın ötesinde parçalanmışlardı sanki. Sanki artık onları toplamak mümkün değildi. Nasıl devam edeceklerinden bir haberdi her biri. Nasıl devam edilir artık bilmiyorlardı. Canlarını okumuş olan hayat sanki onlara olan öcünü hala alamamış gibiydi. Şehilden sağlığını almış, Dicle'yi sevdasını kaybetmek ile burun buruna getirmişti. Yetmemiş, Zerca ile Viyan'ın çocuklarını kucaklarına almadan yitirmişlerdi. Kendilerine olan kindarlığı ve nefreti anlamlandıramıyorlardı.
Tüm bunların sebebi neydi? Uyuyamadın mı Zerdali? Diye mırıldanarak kolunu kadının ince beline yerleştirdi Viyan. Harelerine yansımış acı, Zerri ona her baktığında görülüyordu. Her gördüğünde yüreği dağlanıyordu kadının. Her sevdiği adama baktığında acı çekiyordu. Adeta söküyorlardı yüreğini. Boğazına yapışıyordu vicdanın hayaliyle. Evladını koruyamamış olduğu için ondan hesap soruyordu. Sıtmalı kelimelerle bezeli cümleleri bir bir boğazında takılı kalıyordu. Uyuyamadım diye mırıldandı kadın. Sesine yansıyan duygular ele vermişti bile neden uyuyamadığını. En azından Viyan onu çok iyi tanıdığı için bunu anlaması zor olmamıştı. Ne kadar acı çektiğini tahmin edebiliyordu. Nasıl canının yandığını, nasıl kahrolduğunu çok iyi biliyordu. Kendini ne kadar suçladığından haberdardı elbette. Ben gözünden bir damla yaş akınca cehennem ateşlerinde kavruluyorum Zerdali. Sen niye kendini böyle kahredip beni de mahvediyorsun derken ciğerin acısı ses tınısında hayat buldu. Simasına yansımış evlat kaybı sesini akmıştı. Öyle bir acı ile sarmalanmıştı ki yüreğinin odacıkları, kelimeler boğazına batıyordu da tek kelam edemiyordu ya, en çok buna yanıyordu. Elimde değil Viyan, öyle bir acı ki yüreğimin ortasında bir yangın yeri var. Tüm duygularım çığlık çığlığa oradan oraya koşuyor. Ciğerim yanıyor Viyan. Vicdanım an olsun rahat vermiyor. Yüreğimde katranlaşmış bir acı var. Derman bulamıyorum. Kadının samimiyetiyle kurduğu cümleler asit olup adamın yüreğine düşmüştü. Neydi onları böylesine bir ceza ile baş başa bırakan bilmek istiyordu. Şimdiye kadar kimsenin köpeğine kış bile dememişlerdi. Ne diye bunca kötü insan ile uğraşmak zorundaydılar Allah aşkına, bir cevap versin artık. Her şey Allah'tan, veren de o, alan da. Bize düşen imtihanımızla en iyi şekilde baş edebilmek Zerya. Bize düşen her şekilde kulluğumuzu bilmek. Ölüm yazıldıysa kaderimize iki gözüm, çekmek boynumuzun borcu. Bu sarsıcı gerçek karşısında konuşamadı daha fazla kadın. Kocası haklıydı. Başa gelen çekilirdi. Ne düşmüşse paylarını onu yaşamak durumundaydılar. Her şeyin bir sebebi vardı elbet diye boşa söylememişlerdi. Bir yandan taraf dönüp canını yakmamaya dikkat ederek içinden geldiğince sarıldı kocasına Zerya. Bu haftanın sonunda yeniden döneceklerdi Gaziantep'e. Ailelerine kavuşmak için gün sayıyorlardı. Hep birlikte bu musibetleri daha kolay atlatacaklarını biliyorlardı. Baba olacağını öğrenen Süheyl kendinden geçmiş, tüm ahaliye bunu haykırmıştı. Dicle'yi kucaklayıp etraflarına dönmüş ve delicesine bir sevinç ile oradan oraya uçmuştu adeta. Çok başka bir histi bu. İçinde bulundukları durum ne olursa olsun sevinmeden edemiyordu insan. Baba oluyordu sonuçta. Sevinmeyecekti de ne yapacaktı? Kurtulacaksın diye mırıldandı umut dolu gözlerle Süheyl'e bakarken kadın. Yüreğine baharı getiren bu güzel haber karşısında en çok da evlatları Süheyl'i iyileştirecek diye sevinmişti. Bu haberle her yer çiçek açmış, her bir yan gül bahçesine dönmüştü. Tam da ihtiyaçları olan haberlerdi bunlar. Tam da şimdi duyulması gereken haberlerdi. Bayram havası ile dolup taşmıştı bir anda Kandemir Konağı. Bu güzel haberle zılgıtlar çalınmış, mutluluk sarmıştı dört bir köşeyi. Hastaneden çıkmış olan Mirhat ve eşi Delal de yeniden konağa yerleştirilmişlerdi. Onlar da bu haberi aldıklarında fazlasıyla mutlu olmuşlardı. Üstlerine çöken kasvet dolu bulutların artık dağılması için dört bir elden sarılmış dua ediyordu herkes. Böyle güzel haberlerde o bulutların artık dağıldığının habercisiydi adeta. Bugüne özel menüler hazırlanmış, yemekler yapılmıştı. Sofralar kurulmuş, yemekler yenmişti. Herkesin yüzüne yansıyan mutluluk fazlasıyla görülesiydi. O mutluluğun üzerine gölge düşüren ise konağın kapısında görünenler oldu. Zerya'yı gören aile fertlerinin yüreğini çepeçevre sarmış mutluluk boynunu büktü. Boğazlara takılı kalan kelimeler acımtırak tadıyla yaktı geçti. Kadının sessiz feryatları semaya yükselip yankı bulduğunda ise
kulakları işitmese bile her biri bunu hissetti. Evlat kaybının ne olduğunu çok iyi bilen Dilovan Hanım, bu acının bir tesellisi olmadığını da çok iyi biliyordu. Bu yüzden de kızına teselli edecek sözler etme işi, çaresizlik denen illet boyunlarına dolanan bir yılan misali nefeslerini kesiyordu artık. Zamanın ruhlarını açtıkları yaraların altında eziliyordu hepsi. Şimdi nasıl sevinsin Süheyl, nasıl mutlu olsun Dicle? Hoş geldiniz diyen Dilovan Hanım hemen oturmaları için yer gösterdi. Onlar yeniden buraya geleli birkaç gün oluyordu. Dicle'nin gebe haberinin çok kısa bir sürede tüm şehre yayıldığını bildiğinden ne için geldiklerini anlamak zor değildi. Hoş bulduk diyen adamın sesindeki tını yürek yaktı. Ayakta durma oğlum sen. Geç otur hemen. Hastasın hala. Doktor yürümemin iyi olduğunu söylemişti ana. Sorun yok. Endişe etme sen. Diyen Viyan gülümsemeye çalıştı. Fakat bu çabası elbette başarıyla sonuçlanmadı. Karı koca onlara gösterilen yerlere oturduğunda Zerya yanındaki Dicle'ye döndü. Tebrik ederim canım. Allah analı babalı büyüsün. İçinden Allah doğmayı da nasip etsin diye dua etmeyi de unutmadı. Teşekkür ederim diyen kadın gülümsemek istedi fakat acılar o kadar tazeydi ki ne diyeceklerini bilemediler. Zerya ve Viyan'a açılan servislerin ardından yemeğe devam edildi. Hoş bir sohbet kapladı Kandemir ailesinin avlusunu. Dertlerden tasalardan anlık olsa da uzaklaşabildiler. Buna öyle çok ihtiyaçları vardı ki sonunda kavuşmuş olmak sevindiriciydi. 3 yıl sonra Turan diye seslendi Dicle korku ile. Çocuğu rahat bırak Dicle derken çayını keyifle yudumluyordu Süheyl. Senin bu rahatlığına hastayım Süheyl. Ya düşerse çocuk o zaman ne yapacaksın? Dicle'yi belinden tuttuğu gibi kendine çekti. Evlerin en sevdiği kısmında bahçesinde oturuyorlardı. Pazar gününün keyifli ve uzun sürecek pazar kahvaltısının henüz başındaydılar. Ve çok sevgili Afacan oğulları Turan asla yerinde durmuyor ve annesinin yüreğini ağzına getiriyordu. Oğulları yürümeye başladığından beri koca evde taş taş üstünde bırakmamıştı ve sevgili gelin Dicle fazlasıyla parona yaktı. Çocuk bu güzelim elbette düşecek derken gülümsedi. Adamın gülümsemesiyle başı dönen kadın güneş çarpmış gibi hissetti o an. Sen güneşsin ve ben güneş sistemindeki aciz gezegenlerden biri. Etrafına dönüp durmaktan bir tap düşsem bile asla vazgeçemiyorum. Öyle bir kapılmışım ki çekimine, sensiz var olamıyorum be adam. Diyen kadının yüreği eriyik çikolata kıvamındaydı. Sen benim ömrümü ömür katmak için gönderilmişsin be kadın diye konuştuktan sonra kadının çenesinden nazikçe tutup başını hafifçe yukarı kaldırdı. Ardından kadının dolgun dudaklarına bastırdı kendi dudaklarını. Can suyunu bulmuş aciz bir hayvan gibi onu kana kana içti. Bu kadına doyamıyordu. Bu kadınsız yaşayamıyordu. Bu kadın ona her şeyi ama her şeyi vermişti. Sağlığını vermişti. Evladını vermişti. Sevgisini vermişti. Aşkını vermişti. Ve en güzeli yüreğini vermişti. Bu kadına aşık olmasın da ne yapsın bu biçare adam? Tam aşık olunmalı kadındı doğrusu Dicle. Az çektirmemişti belki ama öyle güzel değmişti ki. Bu mutluluk gözlerini yaşartacak cinstendi. Arkadan gelen boğaz temizleme sesiyle hızla birbirlerinden ayrıldılar. Neyse ki Viyana arabadan Burak Han'ı almasını söylemiştim. Çok iyi yapmışım. Hep bizi böyle anlarda basmak zorundasın çünkü değil mi Zerya? Abisinin sorusuna kıkırdayarak yanıt verdi. Dicle ise kızların yüzünü saklamaya çalışmış fakat başaramamıştı. Zerya ile sarıldıktan sonra büyümüş olan karnını sevdi. Kız halıya çeker demişler Zerya. Yeni de bana çekerse vallahi çok şanslı olacaksınız derken sırıtıyordu. Viyana kız kardeşi gibi bir kızı olsun da görsün o zaman. Ne şanslı adam ama. Benim sessiz sakin kız kardeşimi aldı. Ben ise evliliğimin ilk 6 ayı bir kaplan ile aynı odayı paylaştım. Ne demekmiş görsün. Süheyl'in sözlerini bahçe kapısında işiten Viyan kahkahalar ile gülmeye başladığında
Hicre'nin gülümsemesi yüzünde dondu. Kötü kötü kocasına bakarken sen görürsün diye tıslamayı unutmadı. Latife yapıyorum güzelim, alındın mı sen derken gülmeye devam ediyordu Süheyl. Diyan kucağındaki oğlunu yavaşça yere indirdi. Yürümeye başlayalı birkaç ay oluyordu ama yine de endişelenmeden edemiyordu. Gel anneye meleğim diye şakıyan Zerya'nın hüsran dolu göz bebeklerine bahar gelmişti. Gözlerinden taşan mutluluk görülmeye değerdi. Dünyanın 8. harikası gibi bakıyordu Viyan gelinine. Burakan paytak adımlar ile annesine doğru ilerlerken bir hayli mutlu görünüyordu. Viyan bir sandalye çekip oturdu şehirlerin karşısına. Hoş bir sohbet tutturmuşlardı. Baran'ı ne güzel yakalamışsın ama Viyan'a. Bak hatırlayınca yine tüylerim diken diken oldu derken katıla katıla gülüyordu Süheyl. Evet, o şeref yoksunluğu kaçmaya çalışırken sıkıştırmıştı. Ellerini ve ağzını bağlayıp bir blok çukuruna saplamış ve polislere adresi vermişti. Güzelce dövdüğü için de mutluydu. Fakat öldürmesine izin vermemişti Zerya. Allah'ından bulsun demişti. Canı veren Allah'tı ne de olsa. Alacak olan da bizzat Allah olmalıydı. Onun işine karışmamasını kesin bir dille söyleyen kadını dinlemişti bir yanda. Ama intikamını almasaydı şayet bir ömür rahat uyku uyuyamazdı. Böyle şeyler konuşup mutluluğumuzu gölgelendirmenin alemi yok. Siz anlatın bakalım İstanbul'da yaşamak nasıl bir şey? Dicle'nin sorusu ile ona döndü Zerya. Zor, aşırı kalabalık. Bazen boğulduğumu hissediyorum. Memleketimi çok özlüyorum ama daha fazla o topraklarda yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Böylesi çok daha iyi oldu. Burnumuza tüsse bile güvendeyiz. Haklıydı kadın. Onca yaşadıklarından sonra o topraklarda bir ömür sürdürmeyi düşünemezdi. Toprağa gömdüklerinin yanı sıra kaybettiği evladı da buna engel oluyordu zaten. İzmir'e yerleşin dedim ben o kadar ağamıza. Çok sıcak dedi Zerya kendini yellerken. Bu daha iyi Zerya. Sen bir de Ağustos'ta gör burayı. Neyse ki biz yüksek ve şehirden uzak yerde yaşıyoruz. Birkaç saate başlar kasırgamız deyip güldü Dicle. Zerya da ona katıldı. Onca acı, onca gözyaşı, bir toprağın altına giren onlarca can. 70 seneden uzun süren bir kan davası. Zalimce öldürülen insanlar, sevdikleri. Hepsi ne uğruna idi, hiçbiri bilmese bile sonunda hayat yüzlerine gülmüştü. Başta ölüm olarak baktıkları evlilik ile adeta güneş doğdu hayatlarına. Aşkı buldular, düşünmeksizin yapılan fedakarlıklar ile sarmalandılar. Güveni uzuvlarının her zerresinde hissettiler. Çok acı çektiler fakat nihayetinde bu dört gencin de sonu mutlu ve bir o kadar güzeldi. Hayatlarına devam ettikleri bambaşka dünyaları, geçirdikleri ana kattıkları değerleri vardı. Evlatlarını kucaklarına almayı başarmış, musmutlu bir yuva kurmuşlardı. Bundan daha fazlasında yoktu gözleri. Rableri kaderlerine karalar yazmasın yeterdi. Beklentileri öyle müthiş, büyük değildi. Huzur istemişlerdi yalnızca ve sonunda ona sahipler. Her hayat acılara ve mutluluğa mahkumdur. Her hayatın gülümsemesi kadar vardır gözyaşları. Önemli olan her gecenin ardından doğacak olan güneşe inanmak. Önemli olan inanmak. Rabbe ve onun yüreğinize göre vereceğine inanmak. Mutluluğun kıymetini bilmek için önce onu defalarca yitirmelisin. Ondan sonra elde ettiğin zaman bir daha kaybetmemek için uğruna her şeyi yapacaksındır. Daima gülsün güzel yüzleriniz. Allah'a emanet olun güzel insanlar. Allah daima yanınızda olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi
ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.